misal daha vereceğim. Efendiler, sık sık bu misali veriyorum ki unutulmasın. Ve herkes kendi nefsini hesaba çeksin. Ben Müslümanın nefsini hesaba çekmesini istiyorum. Kimseyi hesaba çekmeyin. Kendinizi hesaba çekin. Kendi nefsinizi tahrik ediyorum sizin. Kendi kendinizi hesaba çekmenizi, kendi nefsimizi hesaba, imamın, müezzinin, vaizin, müftünün, herkesin, her Müslümanın, her hacının, hocanın kendi nefsini hesaba çekmesini istiyorum. Kimseyle benim alıp vereceğim yok. Kimseyle işim yok benim. Benim derdim Müslümanla. Müslümanın şuurlanmasını istiyorum. Müslümanın uyanmasını istiyorum. Müslümanın her türlü İslami hakikate sahip olmasını istiyorum. Benim kimsenin siyasetiyle, partisiyle, fırtısıyla, ticaretiyle, şahsıyla, şahsiyetiyle hiçbir ilgim yok. Bütün emniyet kuvvetleri arasa, tarasa, tahkikat açsa benim hiçbir siyasette, hiçbir kimsenin, hiçbir grubun, hiçbir zümrenin defterinde ismime, resmime rastlayamadım elhamdülillah. Ben bütün müdafaamı Kur'an'ın içinde ve etrafında yapıyorum elhamdülillah. Kimseyle şahsi, siyasi, hissi, politik hiçbir davam yoktur. Ben Müslümanın uyanmasını istiyorum. Ben Müslümanın şuurlanmasını istiyorum. Ben Müslümanın imanına, İslam'ına sahip çıkmasını istiyorum. Başka bir şey değil. Kanunsuzluğa karşıyım. Anarşiye karşıyım. Her türlü isyana karşıyım. Karışıklığa karşıyım. Benim vazifem Müslümanları barıştırmaktır, karıştırmak değildir. Benim vazifem uyarıcı olmaktır, ayırıcı olmak değildir. Benim vazifem öğretici olmaktır ve tiksindirici ve korkutucu olmak değildir. Bu şuur altında çalışıyoruz. Din görevlisiyiz. Bizim vazifemiz bütün insanlığa hitap ediyor. Allah'ın dini bütün insanlığı sulha ve huzura çağırıyor. Efendiler, sizin çok kıymetli bir arsanız var diyelim. Çok kıymetli. Metre karesi 50 bin liraya arsanız var. Çok kıymetli bir yerde. Olabilir ya. Bu kadar kıymetli olan arsanız, tapusu sizin, size emanet edilmiş mülkiyeti sizin, bitişiğindeki komşunuz o çok kıymetli arsanızın yanında, bitişiğinde bir bina, bir apartman inşa etse ve hile yaparak, sahtekarlık yaparak da sizin o arsanızdan arsanızı bir metre tecavüz etse, sizin arsanızı kendi arsasına bir metre katmış, yani tecavüz etmiş arsanıza, bir metresini almış sizin arsanızın. Böyle bir hadiseyle karşılaşınca Müslümanlara bakıyorum da kimse neme lazım demiyor. Boş ver canım, bir şey olmaz demiyor. Allah belasını versin demiyor. Vay sen benim arsama bir metre tecavüz mü edesin? Hemen mahkemeye koşuyor. Hemen avukat tutuyor. Hemen notere gidiyor. Hemen dava açıyor. Hemen para veriyor. Canını malını ortaya koyarak arsasına bir metre tecavüz var diye müdafaa makamına geçiyor derhal. Efendi, aynı hassasiyeti dinin, İslam'ın için niçin göstermiyorsun? Aynı hassasiyeti, itikadını, İslam ahlakını, edebini, iffetini muhafaza makamında niçin göstermiyorsun da deme lazım diyorsun? Senin dinin, ahlakın, faziletin, edep ve hayan o bir metre arsaya tecavüzden, o bir metre arsadan daha mı kıymetli şeylerdir? Maddi menfaatlerimiz zedelendiği zaman mahkemelere, savcılara, hakimlere koşuyoruz da İslami bir meselede iyice hareket etmiyoruz. Müslüman uyanmamıştır demektir. Müslüman kendi menfaatinden başkasının peşinde, kendi keyfinin peşinde, kendi zevkinin peşinde koşarsa Allah'ın dinine kim sahiplik edecektir? Gökten melekler mi gelip sahip olacaktır? Senin Müslüman olmanın gayesi nedir orta yerde? İşte nefsimizi hesaba çekelim dediğim bu. Acaba maddi ve şahsi bir menfaatimizin karşısında gösterdiğimiz hassasiyeti Allah'ın dini karşısında gösteriyor muyuz, göstermiyor muyuz? Çekin bakalım nefsinizi hesaba. Çekin bakalım şuurunuzu hesaba. O cihetle mümin kardeşlerime diyorum ki biz İslam'a sahip olduğumuz müddetçe üstün olmuşuz. Tarihte büyük devlet oluşumuzun sebebi budur. Hazreti Kur'an aynen aynı şuuru tekrar perçinliyor ve Müslümanlara şöyle hitap ediyor. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ey Müslümanlar! Üzülmeyiniz!
üzülmeyiniz. Ebedi saadetinizi temin için, ebedi hayatınızı temin için İslam'a sımsıkı sarılınız, pörsümeyiniz. Ve la tehinu, Arapça tehne, yani köhneleşmek, telteleşmek, tembelleşmek, pörsümek, zayıf, gevşek davranmak. Cenab-ı Hak diyor ki gevşek davranmayınız. Ve la tehinu, tehne, gevşek olmayınız. Pısırık, ödlek olmayınız. Korkak olmayınız. Böyle silmeyiniz, sönmeyiniz. Ezilmeyiniz, üzülmeyiniz, yıkılmayınız. Perişan perişan dolaşmayınız. Siz bu vatanın sahiplerisiniz. Bu vatanın düşman istilasından kurtulması için topların altına 40 milyon şehidi veren sizsiniz diyor Cenab-ı Hak. Siz verdiniz şehitlerinizi. İnanmayan adam şehit olamaz. Allah ve ahirete inanmayanlar şehit olamazlar. Hazreti Fatih'in torunlarısınız. Ulubatlı Hasan'ın torunlarısınız. Üzülmeyiniz, ezilmeyiniz. Korkak, pısırık, ödlek olmayınız. Ve entümül e'levne in kuntum müminin. Eğer dininize, imanınıza hakkıyla sahip olursanız sizi kimse yenemeyecek. Yeryüzünde en büyük siz olacaksınız Cenab-ı Hak öyle diyor. En büyük siz olacaksınız. Ve entüm, entüm demek, Arapça siz demek. Muhataba hitap ediyor. Siz Müslümanlar e'levne, âli üstün olacaksınız. Sizden daha üstünü, sizden daha kuvvetlisi olmayacak dünyada. Bugün eğer kuvvetler dengesinde perişan isek, iktisadi açıdan perişan isek, her türlü içtimai yönlerden zafiyet içindeysek, dinimize ve İslami kaynaklara uzak kalışımızın, yabancılaşmamızın ve yabancı kültürlerle delik deşik olmamızın neticesidir. Müslüman iman ettikten sonra pazarlığa oturamaz. Müslüman iman ettikten sonra her çileye razı olmalıdır. Her belaya razı olmalıdır. Her tehlikeye razı olmalıdır. Ebedi saadetini buna bağlamalıdır. Böyle olursa entümül e'levne, siz hepiniz üstünsünüz. İn küntüm, şart koşuyor Cenab-ı Hak. İn, eğer küntüm müminin, mümin olmayı her şeye tercih ederseniz, bütün saadetinizi imanda görürseniz o zaman üstün olacaksınız. Yoksa dünyalık servetler, şöhretler, şehvetler peşinde koşarsanız alçalacaksınız, durmadan alçalacaksınız Cenab-ı Hak öyle buyuruyor Kur'an'da. Hak Teala iman ve İslam şuuruyla yeniden kuvvetlenmemizi, yeniden uyanmamızı nasip eylesin inşallah.